Bak şimdi lükse bak. Tam 4 ay sonra bir yerli dizi için spoiler uyarısı verebileceğim. Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmış, dizi izleyenler ve buçuk saat babamın oğlu oynasa izlemem diyenler için kurgulanmıştır. Ben bir şey yaptım ve bu yaptığım şeye hala inanamıyorum. Ben tam 9 bölüm üst üste yerli dizi izledim. <laughs> ne yapmış? Üst üste 9 bölüm yerli dizi izlemiş. Ya yok yok iyiyim ben. Merak etmeyin beni. Murat. 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 hastanın ismi Murat Soner. Birinci kapalı. Aşırı dost. Tam 9 bölüm üst üste yerli dizi izlemiş. He yok bana... Neydi o bir önceki videodaki dizi? Annemizi kocalarken miydi? 9 bölüm ondan ver ki dizi 8 bölümde bitti. Deminkinin aynısı olurdum ama daha da inanamadığım şey. Şimdi bahsedeceğim diziyi açıyorsun. Töbe bismillah. Merak edip izliyorsun da. Yemin ediyorum 2 gündür her yerde. Ben 9 bölüm yerli dizi izledim diye diye geziyorum. Çünkü şimdi bahsedeceğim dizi öyle bir kurguya sahip ki size diziyi yorumlayabilmek ve karakterlere tam hakim olabilmek için bu videoyu çektiğim güne kadar kaç bölüm yayınlandıysa hepsini izlemek zorunda kaldım. Tabi böyle kıyamet alameti gibi anlattığıma bakmayın. Sadece bizim millet karışık senaryodan anlamaz. Yapıştır aşkı geç diyen dizi sektörünün böyle komplike bir senaryoyu seçmiş olmasına şaşırdım. Bir dakika komplike mi senaryo? Dizi uyarlama değil mi? Evet, Innocent Defendant adlı Güney Kore dizisinden uyarlama. Ama hani daha önce uyarlama dizi yapmayı, dizi kalpazanlığı gibi görüyordum ya. Neden sürekli bir hazıra konma içgüdümüz var diye? Vallahi vazgeçtim. Yani madem ki biz kendimiz yazınca böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. O yüzden biz çok da zorlamayalım artık. Güney Kore'den devam. Mahkum Şehrin Kralları Şimdi ilk defa bir diziyi bize gösterdikleri şekliyle değil de kronolojik olarak anlatmaya başlamadan önce burada bir araya gireyim. Evet az sonra tonla eleştirim olacak ama en baştan söylemeliyim ki kesinlikle dizi belki de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en merak uyandıran en dolu dolu geçen dizilerinden biri ve bu özelliğiyle bir şekilde kendini izlettirmeyi başarıyor. Yani doğruya doğru, ya doğru olumluya olumlu. Yani ne yapıyoruz bunları en başından söylüyoruz sonra demedi yapmıyoruz. Özellikle şu kardeşimizin oyunculuğunu her zaman beğenirdim ama oyuncumuz şu anda yerli dizi sektöründe ilk defa bütün yeteneklerini gösterebileceği ilk senaryoyu oynuyor. Tamam bu kısmı da atlattığımıza göre o zaman başlıyorum. Dizinin konusu Türkiye'nin en zengin ailesinin ikiz oğulları ve tuttuğunu koparan bir savcının etrafında gelişiyor. Yalnız şaka maka televizyon ekranlarımız son iki senedir iyi savcı yaptı ha. Maşallah sanki TV değil, hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Son yaz, yargı, kurşun, mahkum, hatta yakında üzerine çilek olarak hakim diye bir dizi de başlayacak. Neyse biz dönelim mahkuma. Evet dizide çok zengin bir ailenin ikiz çocukları var. Biri savaş, diğeri de barış. Ve bir gün babaları veliahtı olarak iyi kardeş olan savaşı seçiyor ve bunu duyan kötü kardeş de sinirleniyor ve Orhan Gencebay'ın batsın bu dünyası eşliğinde İspanyol dansı yapılan bir gece kulübünde üzerine Hint dansları yaparken tanıştığı kıza ben kadın tadımcısıyım diyor. Ne diyor? Kadın tadımcısı yani. Tamam bu bir kenarda dursun. Daha sonra tadım işlemi için eve gidiliyor ve kötü kardeş masum kızı golf sopasıyla öldürüyor. Efendim yine mi kadın cinayeti? Daha durun kadın erkek hiç fark etmez insan dediğimiz varlık bu dizide tavada soğan gibi öldürülüyor. Tabi bu katil kardeşin peşine de Türk dizi tarihinde ilk kez bir kamyonla bakışan karakterimiz yani savcımız düşüyor. Tamam neyle bakışan falan demeyeceğim artık. Ya işte bir saatlik Kore dizisini iki saat yapacağız ya. Koca adamı far görmüş tavşan gibi baktırdık orayı diyorum. İşte bu cinayetten sonra savcımız kötü karakterin peşine düşüyor. Ama katil tam köşeye sıkıştığı anda iyi olan ikiz kardeş, kötü olan ikiz kardeşe gidip polise teslim ol. Yoksa ben seni ihbar ederim deyince kötü kardeş elindeki şarap şişesini ikizinin kafasına vuruyor. Peki yere kim düşüyor? Ruhi Çenet. Yani adamın yere düşen ikizi daha çok Ruhi Çenet'in ikizi gibi derseniz haklısınız. Kendisini çok severim buradan da ona selam olsun. İşte bir an için dublörü unutmuşlar. Şişeyi de artık ejderha aleviyle yaptılarsa kardeşi de titriye titriye yerde can çekişiyor. Daha sonra kötü karakter uzun süre yerde yatan kardeşiyle muhabbet ediyor, geçmişe gidiyor, çocukluğuna iniyor. Bayağı bildiğiniz katarsis programının bir bölümü orada çıkıyor. Sonra da intihar süsü vermek için kardeşini terasa çıkarıp tam aşağı atacakken o ana kadar yerde yarı baygın alabalık gibi yatan karakterimiz de çat diye birden kendine gelip binanın kenarına tutunmasın mı? Şimdi ikiz kardeş Az önce kafayı tutamıyordun. Şimdi binayı nasıl tutuyorsun derseniz. işte cam bu. Tam böyle titreye titreye çıkarken havliyle tekrar yerine oturuyor. Ama daha fazla dayanamayan iyi kardeş 25. kattan aşağıya düşüyor ve yine ölmüyor. Sebep? Çünkü 25. kattan aşağı düşerken 24 ve 23. kata çarptığı için. Öyle diyorlar düşerken duvarlar bayağı ağzını kesmiş. Ve ilk cinayeti soruşturan savcıyla ikiz kardeşi de onu yoğun bakımda kıraathane kapısında kaçak maç izler gibi izlerken adam bu sefer de öbür tarafa gitmeden kendine geliyor ve savcıya kendisinin barış değil savaş olduğunu söyleyip öyle gidiyor. Savcımız da DNA'ları aynı olan ikizlerin parmak izlerine bakarak kötü adamı yakalamak için çalışmalara başlıyor. Ama meğer aşağı düşen kardeş kenara tutunduğu için 8 parmağının parmak izi silinmemiş mi? Diğer iki parmakta hani bana hani bana deyip de küsünce adli tıp raporundan da bir şey çıkmamış mı? Ama ne olur ne olmaz kötü kardeşin asistanı kamyonla adli tıp uzmanına çarpıp öldürürken bonus olarak önde bir aşiret liderini de öldürüyor. Ama bu asistana iyi bakın. İsviçre çakısı. Canım sen de işine bak. Çünkü bu kız kamyon kullanıyor. Sniperlık yapıyor. Dünyadaki bütün bilgisayarları hackleyebiliyor. Hatta bir uçağı hackleyip kabin basıncını düşürebiliyor. Adam öldürebiliyor. Ya eskrime mi ihtiyacın oldu? Hop eskrim hocası oluyor. Kız bildiğiniz bilgisayar oyunu karakteri gibi. Adam kötülük yaptıkça XP kasıp bu kızı sikil basıyor. O da insan mı değil mi? O oh, sikile bile takmıyor. Altyazıyla destekleyelim de buraları. Oyun diliyle konuşacağız derken. Neyse biz dönelim kötü adama. Ve adam bu sefer de kardeşinin evine. Yengesinin tadına bakmaya gidiyor. Ama Murat şimdi oldu mu? Yani yengedir, tada bakmadır. Yani benzetmenin de bir şeysi var. Yahu. Vallahi tadına bakıyor. Buyurun. Adam Anadolu'da lezzet turuna çıkan hafta sonu programı gibi. Kapı kapı gezip. Tada bakıyor. Ne diyorsak o. Hala şu kanalı izleyip abartabileceğimi düşünenler var ya. Yazıklar olsun. Neyse ama adam yengesinin yanına gidip oturduğu anda daha kadın bakmadan kocası değil kayınbiraderi olduğunu anlıyor. Adam sakın konuşma yoksa seninle birlikte olduğumuzu herkese söylerim diyor. Ya ben de diyorum dizi niye tuttu? Yenge varsa tamam ama daha bitmedi. Adam daha sonra kardeşinin yengesini aldattığı kadınla yengesini aldatıyor. Bakın bu cümleyi bir daha başka yerde bulamazsınız. Ama meğerse iyi kardeşin karısı olan kötü kardeşin yengesi aslında yengesi olmadan önce sevgilisiymiş. Oğlanların babaları demiş ki kızım ben sana onu vermeyeyim. Aynısından bir tane daha var. O daha iyi deyince kız da gidip sevgilisinin kardeşiyle evlenmiş. Bir dakika yani şimdi adam kardeşini öldürüp yerine geçiyor ve kendisiyle kardeşini aldatan önce sevgilisi sonra yengesi ve şimdiki karısı olan kadını kardeşinin yengesini aldattığı kadınla mı aldatıyor? Buradan özel üniversitelere sesleniyorum. Bu soruyu tek seferde anlayana burs verin. Burs verin, burs verin. E peki şimdi dizinin adı mahkum. Demek ki en nihayetinde bir dizimizde işlenen suç artık cezasız kalmıyor. Adamı da hapse atıyorlar değil mi? He yok. Kötü adam dışarıda kalıyor. Savcıyı hapse atıyorlar. Meğer kötü karakterimiz bakıyor olacak gibi değil. Savcı çok üstüne geliyor. Bu sefer de gidip savcının karısını öldürüyor ve çocuğunu da kaçırıp eğer çocuğuna bir şey olmasını istemiyorsan suçu üstüne alacaksın diyor. Ve savcımız hapse giriyor. Bir de üstüne savcının hafızası kaybolmuyor mu? Ama daha sonra hafıza tekrar geliyor. Ve tekrar gidiyor. Tekrar geliyor derken tekrar gidiyor. Adam rüzgarlı havada uydu yayını gibi. Bir gidiyor bir geliyor ama ne hikmetse tıraş olmayı hiç unutmuyor. Ve Allah'ın işine bakın ki toplam 20 kişinin falan yattığı bu butik cezaevinde mahkumların yarısı da savcımızın o güne kadar içeri attıkları çıkmıyor mu? Tabi meğer savcı aynı yerde koleksiyon yapmış. Bütün mahkumlar da daha görmeden savcının kokusunu aldıkları anda bağırmaya başlıyor. Tutun Ama bağır bağır da tabii bir yere kadar en sonunda yine kötü karakterimizin marifetiyle savcımız dayak da yiyor. Tamam daha çok horon tepilirken yanlışlıkla eziliyor gibi ama aslında o dayak. <laughs> Neyse ama daha sonra savcımıza güvenen, onun çoluğunu çocuğunu kesmediğine inanan bir avukat geliyor ki o da savcımızın daha önce çaylak dediği, kıyamisu deyip aşağıladığı yeni ama idealist bir avukat. Peki bilin bakalım bu avukatı kim okutmuş? Katil adamın babasının vakfı. Böyle kulağa küfür gibi geliyor ama hakikaten babasının vakfı. Zaten dizide herkes birbirinin bir şeyi. Kızın, kuaför teyzesi bile katil adamın zengin babasının eski bir şeyi. Ya cezaevindeki gardiyanlardan biri savcının kayınbiraderi. Yani İstanbul yine bildiğiniz gibi hep diyoruz katı kadar. Neyse işte avukat kızımız da onu mezun eden vakıf için düzenlenen okul müsameresi tadında gecede bir de sahne alıp şarkı söylüyor. Kız şimdi şarkıcı değil onu anladık. "Da, niye böyle bir sahne var derseniz, işte vakfın geleneğiymiş o. Mezun ettiklerini zorla sahneye çıkartıp şarkı söyletiyorlarmış. Söylemeyen mezun olamıyormuş. İşte aynı gibi düşünün. Ve işte bu zorlama sahneden sonra kız, artık mezun oldum, çalışabilirim deyip üzerindeki bir sesiyle sahne arkasına geçip anında çalışmaya başlıyor. Peki kız bari bir şeyler bulabiliyor mu? Hı. Buluyor. Bir gün yine kuaförde gizli bir dosyayı incelerken" heyecan yapıp diğer savcıya gidiyor ve diyor ki buldum. Savcı katil olamaz çünkü solak. Kız belli ki bir gece önce Netflix'te 3. sınıf bir CSI dizisi açmış. Olur ya böyle solak deyince çözülen cinayetler. Kız da bir şansını deniyor ama hiç beklemediği bir soruyla karşılaşıyor. Nasıl anladım? İşte bir insanın solak olduğunu nasıl anlarsın ki? Tamam demek ki dizide sürekli bir şeyler oluyor. Ama nasıl oluyor da o iki buçuk saatte oluyor derseniz... ...sizinki de soru tabii ki yine bekleyince doluyor. Ee, bir dakika, adam hapishanede değil miydi? İşte bu onun öncesi. Dizide sürekli flashback'lerle geçmişe dönülüp günümüze geliniyor. Aynen Savcı'nın da hafızasının gidip geldiği gibi. Ben yaptım. Bana biri desin ki sen yapmadın desin. Ben yaptım. Sen yapmadın de bana. Ben yaptım. Sen yapmadın de bana. Ben yaptım. Hayır, sen yapmadın. Ben yaptım! <laughs> Hakikaten artık böyle çığlık atacağımız anda da artık savcımız kendine geliyor. Her birinin dram dolu bir hikayesi olan koğuş arkadaşlarıyla birlikte hapishaneden kaçma planları yapıyor. Peki bu arada kötü adam ne yapıyor? O da yine bir yandan kadın öldürmeye devam ediyor. Peki karakterimiz bu sefer ceza alıyor mu? Hı hı, alıyor alıyor. Sevgiliden devşirme eski yengesi olan karısı yanlışlıkla bir kuryeye çarpıyor. O da ben yaptım deyip hapse giriyor. Yani adam kardeşini üstüne üç kadını, bir de adli tıp uzmanının yanında promosyon olarak bir aşiret liderini öldürüyor, hapse polis yakaladı diye değil, kendi istediği için giriyor. Ve şimdi sıkı durun, bir de üstüne kendine özel koğuş yaptırıp karısını oraya romantik bir akşam yemeğine davet ediyor. Yani butik cezaevi bir de üstüne butik otele dönüyor. Şimdi bu Kore dizisidir, orada da bu sahne vardır yoktur. Kaç kadın öldürülmüştür bilmem. Bilmeme de gerek yok. Çünkü tüm bu yaşananlar adalet eksikliğinin konuşulduğu, bunların benzerlerini yapıp dışarıda rahatça gezebilenlerin, bir de üstüne üstlük dizilerden etkilenen insanların en çok olduğu bir ülkede kurgunun çok ötesinde maalesef. Evet dizi de erkekler de öldürülüyor. Yani sadece kadın cinayeti diyerek yaklaşmak doğru olmaz. En nihayetinde ikizini de öldüren psikopat bir adamın hikayesinden bahsediyoruz. O yüzden de zaten bundan muzdarip olan bir ülkede bu tarz sahnelerin her biri bana göre ya da benim için bardağa düşen son damla. Ve kimse kusura bakmasın dizi çok izleniyor, merak ettirip izletiyor ya da elin Korelisi de yapmış diye bunların hiçbirini es geçemeyeceğim elbette. Ama yine de çok uzatmayalım. Özetle ne oldu? Oğlum mu yanını da söyledik es geçmedik ama hayatımda gördüğüm en ponçik. Yatayım yerlere gülmekten. Birçok öğrenci yurdundan daha sevimli bir hapishanede geçen. Ziyaretçiniz var. Ziyaretçin var. Savaş Bey ziyaretçiniz var. İsteyenin istediğini kahvaltı masasına konan sinek gibi öldürdüğü. Yani kuralı olmayan şehrin kralının olduğu bir dizinin daha incelemesinin sonuna geldik. Bir dakika. Bir daha söyle o lafı. Sonuna geldik. Yok o değil ondan önceki. Kuralı olmayan şehrin kralı olur. Tamam yaz. Yarın öbür gün bir dizi yaparız. Kenarda dursun. Tabii böyle laflar çok... <laughs>